Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını, detaylarını ve sıcak gelişmelerini sizlerle buluşturacağız diyelim efendim ve bültenimize geçelim. AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer Ordu ziyareti sırasında Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve tesislerde incelemeler yaptı. AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer Ordu ziyareti sırasında Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve tesislerde incelemeler yaptı. Özer'e burada AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş da eşlik etti. Özer yetkililerle görüşmeler yaparak istişarelerde bulundu. Aracılarımızın binbir emek ve ürettiği balları dünyanın 55 tane ülkesine bal vermeden 2018'den bu yana zaten sürekli ihracatını yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Sayın Bakanımızın da desteğiyle bu işi daha da geliştirmeye devam edeceğiz. İngiltere'ye ihraç edilen balların nakliye sürecine de şahitlik eden Özer, Ordu'da bal üretimi ve ihracatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özer, bakanlarına ve ekibine teşekkür ederek Ordu'nun bal üretimindeki başarısına vurgu yaptı. Arkadaşlarımızla birlikte öncelikle bal üreticileri derneğimizi ziyaret ettik. Onların sorunlarını, çalışma koşullarını nasıl iyileştirebiliriz onun istişaresini yaptık. Özellikle emeğin hakkını verme bağlamında yapay bal üretimiyle nasıl mücadele edilebilir? Bununla ilgili bir yol haritamızı çıkartmaya çalıştık. Şimdi de hem Türkiye'de tek olan Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Bal Araştırma Enstitüsü, kıymetli müdürümüz ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte enstitünün yaptığı çalışmaları hem de buradaki Balmer'deki ortak üretim ve paketleme tesisini ziyaret ettik. Arkadaşlar burada İngiltere'de bir tırın yola çıkacağının haberini verdiler. Biz de hem o tırımızı uğurlayalım istedik. Ordu bal üretiminde yılda yaklaşık 19 bin ton bal üreterek Türkiye'deki bal üretiminde yaklaşık %17'sini karşılayarak Türkiye birincisi olarak bu üretime Türkiye'nin ihracat kapasitesinin artırılmasına katkı veriyor. Ordu'da bal üretimini desteklemek için yapılan çalışmalarda değinen Özer, Tarım Bakanlığı enstitülerinin aracılığın geliştirilmesi ve arı neslinin korunması konusundaki çalışmalarını övdü. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan paketleme ve üretim tesisinin önemine vurgu yaptı. Buradaki Tarım Bakanlığımızın kurmuş olduğu enstitüde bal üretiminin aynı zamanda arıların neslinin korunması, ırkları ile ilgili hem genetik hem morfolojik çalışmalarla hem sahada farklı denemelerle bu üretim kapasitesinin sürdürülebilir olmasına gayret sarf ediyor. Gerçekten hem Tarım ve Orman Bakanlığımız hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın buradaki Avrupa Birliği projesiyle kurmuş olduğu ortak paketleme ve üretim tesisi entegre bir kompleksi oluşma bağlamında bir örneklik oluşturuyor. İnşallah bizler de Sayın Valimizle, hem belediyelerimizle, milletvekillerimizle birlikte, buradaki enstitü müdürümüz, oradaki araştırmacılar, tüm üreticiler, vatandaşlarımızla birlikte nasıl fındık Ordu'nun tüm ulusal ölçekte, uluslararası ölçekte bir marka haline gelmişse aslında Türkiye birincisi olmasına rağmen baldaki görünürlüğü Ordu'muzun çok yüksek değil. Onu hem artıracak hem de buradaki üreticilerimizi destekleyecek şekilde her türlü destek vereceğiz. Her türlü hem araştırmacılarımızın hem üreticilerimizin yanında yer alacağız. Ordu'da 2023 yılında hastaneler için 1.179.376 randevu talebi oluşturuldu. Oluşturulan bu randevulardan 141.469'una ise gidilmedi. Ordu'da 2023 yılında 141.469 randevuya gidilmedi. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2023 yılında 23 milyon vatandaşın randevu oluşturup randevusuna gitmediğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Ordu'da da veriler belli oldu. Elde edilen verilere göre Ordu'da %10'luk bir oranla vatandaşların randevularına gitmediği ortaya çıktı. Ordu'da yıl içerisinde 1.179.376 randevu talebi oluşturuldu. Oluşturulan randevulardan 1.037.907'sine gidildi. Ancak vatandaşlar tarafından oluşturulan 141.469 randevuya ise gidilmedi. Yetkililerden vatandaşlara randevu konusunda hassasiyet göstermeleri yönünde çağrı gelirken, ilerleyen süreçte randevu düzenlemeleriyle ilgili yeni bir düzenleme geleceği konuşuluyor.
Ordu'nun Kumru ilçesi Şenyurt mahallesinde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevlerden aile ise son anda kurtuldu. Alevler koca evi dakikalar içinde yuttu. Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Şenyurt mahallesinde MMZ'ye ait evde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının başladığını fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede evin büyük bölümünü sardı. Şu anda itfaiye müdahale ediyor. Evet, vatandaşlar da buralarda. Çevredekilerin alevlere müdahalesi yeterli olmadı. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınsa da ev kullanılamaz hale geldi. Ulan sen bizim her yandan bir görseydin var ya. Evet. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin edildi. B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli uyarı geldi. B sınıfı ehliyet sahipleri 31 Aralık 2024'e kadar 15 TL ödeyerek ehliyeti yenilemedikleri takdirde 12.978 TL ceza ödeyecek. B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat! B sınıfı ehliyet sahipleri 31 Aralık 2024'e kadar 15 TL ödeyerek ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenleri ise yüksek miktarda ceza bekliyor. 1 Ocak 2016'dan önce alınmış ehliyetler için yenileme zorunluluğu getirildi. Ehliyetlerini değiştirmek isteyenler için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Eğer sürücüler bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemezse yüksek bir cezayla karşı karşıya kalacak. Sürücüler 31 Aralık 2024'e kadar 15 TL ödeyerek ehliyeti yenilememeleri takdirde 12.978 TL ceza ödeyecek. Ordu'da ise 52 bin vatandaş henüz ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirmedi. Ehliyet yenileme işlemleri il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde gerçekleştiriliyor. Fındık bahçeleri açan çiçeklerle rengarenk oldu. Bu yıl biraz erken açan çiçekler üreticileri tedirgin etti. Mart ayı çıkmadan fındığın ve bahçelerin yeşermesini istemeyen üreticiler zirai don endişesi taşıyor. Gökkuşağına dönen fındık bahçeleri Ordu'yu renklendirdi. Ordu'da baharın habercisi olan rengarenk çiçekler fındık bahçelerinde görünmeye başladı. İlkbahar aylarında havanın ısınmaya başlamasıyla çıkan çiçekler bu yıl biraz erken açtı. Ordu'da etkili olan karlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle çıkan çiçekler fındık üreticilerini de tedirgin etti. Fındığın erkenden karanfil açmasını istemeyen fındık üreticileri havaların ısınmasından endişe ediyor. Fındığın karanfil açması ve arkasından gelebilecek kar ürünü toptan yok edebilir. Bu yıl üzücü bir riskle karşı karşıya kalmak istemeyen fındık üreticisi hava durumunu yakından takip ediyor. Bir yandan da bahçelerde açan çiçekleri gözleyen üretici 2024 yılı hasadına bir an önce kavuşmak istiyor. Hasarsız, ziyansız bir hasat sezonu geçirmek isteyen fındık üreticileri Nisan ayı çıkana kadar diken üstünde kalmaya devam edecek. Fındıkta zirai don riski ortadan kalkana kadar üreticiler tedirgin olmayı sürdürecek. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, fındığın en büyük alıcısı konumundaki firmanın sektördeki manipülasyonları nedeniyle rekabet kuruluna başvurulmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın sonuçlanmasıyla ilgili konuşan Başkan Güler, bununla ilgili olarak gelinen noktada Türk fındık üreticisinin kazandığını söyledi. Valla tek kelimeyle Türk fındık üreticisi kazandı. Halkımız kazandı. Çünkü yıllardır süren bir haksız rekabet konusu söz konusuydu. Bununla bir hukuk mücadelesine girdik. Önce anlattık durumu ama olmayınca rekabet kurumuna başvurmak durumunda kaldık. Buradaki olayı rekabet kurulu monopsoni olarak yorumladı ve bundan dolayı yapılan çalışmalarda rekabet kurulu önce haklı görerek bizi
çalışmayı başlattı. Sonra da taahhütler istedi. Taahhütler olmasaydı ceza duruma düşecekti. Taahhütlerini vererek sonucu bağladılar olumlu bir şekilde. Rekabetin kötüye kullanıldığını tespit ettiler ve bunun kararını verdiler. Dolayısıyla Türk üreticisi ve aynı zamanda Türk fındığı bu noktada inşallah değerini daha iyi bulacak. Ve şu anda 3 dolardan 4 dolar civarına çıktı fiyatı. Fiyatını ilk defa revize etti. Ordu'da da geldiler, benimle 5 saat kadar görüştüler. Ben de bu konuyu zaten senelerdir bu işte uğraştığımız bir konu olduğu için buradaki Türk fındığının aynı zamanda dışa bağımlılığını, özellikle fiyat mekanizmasındaki dışa bağımlılığını düzeltmiş olduk. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler seçim çalışmaları kapsamında bu kez Fassa Sanayi sitesindeydi. İyi misiniz? Allah'a emanet. Keyfiniz iyi inşallah. Çok şükür. İdare ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler seçim çalışmalarına hız verdi. Güler sağ çalışmaları kapsamında her gün farklı bir ilçede ziyaretlerde bulunuyor. İşler, çok şükür Allah'a. İşlerde yine. Kolay gelsin. Sağ kolay gelsin. Allah bol kazanç versin. Allah razı olsun. Dün sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar Fassa ilçesinde vatandaşlarla buluşan Cumhur İttifakı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler bugünü de Fassalılara ayırdı. Allah razı olsun. Nasıl işte? Allah bol kazanç versin. Otogara gitti. Faslalılarla birebir temas kurmak için ilçe sokaklarında gezen, iş yerlerini ziyaret eden Başkan Güler, hatır sordu, talep ve önerileri dinledi, vatandaşların sesine kulak verdi. Oldu mu? Sağ ol. Ne haber, iyi misin? Çok şükür. Allah'a emanet. Nasıl işleriniz? İyi, hiç biliyorum. Allah'a emanet. Hoş geldin. İyisin inşallah. Çok şükür Mevla. Sen nasılsın? Hamdolsun. Fassa Sanayi sitesinde de ziyaretlerde bulunan Güler esnaflarla hasbihal etti. Kolay gelsin. Para biz yaptırdık. Zaten ben videomu attım. Güler bu temasında Fassa'dan 31 Mart için tam destek sözü aldı. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Enver Yılmaz seçim çalışmalarını Fassa ve Gürgentepe ilçelerinde sürdürdü. Yılmaz iki ilçede 6 mahalleyi birden gezdi. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi, canım sağ olun. Allah iyilik versin. İnşallah. Nasılsınız? Allah her şey yolunda. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Enver Yılmaz esnaf ve vatandaş ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Yılmaz bugünse Fassa ve Gürgentepe ilçelerinde ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerine ilk olarak Fassa ilçesinden başlayan Başkan adayı Yılmaz, Yalıköy ve Aslan Cami mahallesinde vatandaşlarla buluştu, esnafları ziyaret etti. Yılmaz, Aslan Cami mahallesinde de miting gerçekleştirerek Fassalılara seslendi. Ben Aslan Camili kardeşlerime ne söz vermişsem geçmiş dönemde hepsini yaptım. Su ile ilgili sıkıntılarımız vardı, giderdim. Fassa'dan buraya kadar yapılması gereken sıcak asfaltı yaptık. Biz diyoruz ki, ne ihtiyacımız var kardeşim Aslan Cami olarak ben size söyleyeyim. Hepiniz buna ittifak edeceksiniz. Bir, ana grup yolu idare eder, eksiklikleri tamamlansın, V kanalı tamamlansın dersiniz. Biz yaptık, kalanı da yaparız. Şu meydanla ilgili ne istiyorsunuz? Sıcak asfaltsa sıcak asfalt, ilave proje ise ilave proje. Yan taraftaki alanlarla ilgili bir talebiniz varsa o taleplerin hepsini de yerine getirecek kişi biziz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ayın 31'inden sonra. Enver Yılmaz'ın Fassa ilçesinden sonraki durağı Gürgentepe ilçesi oldu. Yılmaz burada da Eskiköy Mahallesi, Fassa ilçesine bağlı Yavaş, Ilıca ve Hatipli mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.
Bugün İYİ Parti'nin eski Altınordu İlçe Başkanı basın açıklaması gerçekleştirerek İYİ Parti'de istifa furyası olduğunu iddia etti. Biz bu toplantıya davet edilmediğimiz için ekranlarınıza taşıyamıyoruz. Ancak bu iddianın ardından İYİ Parti Ordu İl Başkanı Melikşah Murat Genç basın açıklaması gerçekleştirdi. Genç iddiaların doğru olmadığını, Enver Yılmaz'ın aday olmasının ardından İYİ Parti Ordu İl Başkanlığı'na istifa edenlerin 5 katı kadar kişinin üye olduğunu söyledi. Bahsedildiği gibi aslında iddiaların hemen hemen tamamı yanlış. İstifa sayısı 234. Buna karşılık Enver Bey'in adaylığından sonra İYİ Parti Ordu İl Başkanlığımıza yeni üye sayımız 1635 olmuştur. Yani 8 kat artmıştır üye sayımız. Bu bağlamda kar topu bir çığa dönüşerek aslında 31 Mart seçimlerinin sonuna yaklaştığımız dönemde Enver Bey'in adaylığının süreci 11 Ocak'ta açıklamıştık malumunuz üzere. 20 Ocak'ta Enver Bey'i karşılamıştık. Hepinizin de gördüğü üzere bir kar topu 20 Ocak'tan bugün Mart'ın ortasına geldik. Seçime 15 gün kala çığa dönüşmüş durumda. İlçelerimizin tamamını gezdik. Beldelerimizin çoğunu gezdik. Orada halkımızın büyük bir teveccühüne karşılandı Sayın Enver Yılmaz adayımız. Yine iddia olarak söylenilen teşkilatın bilgisi haricinde veya teşkilata rağmen aday olması tamamen iddia dışıdır, gerçek değildir. Enver Bey'in başkan adaylığı il ve ilçe yönetimlerimizin ortak kararı olarak belirlenmiştir. Genel başkanımızın da daveti üzerine Enver Bey Ordu İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olmuştur. İnşallah vatandaşlarımızın da teveccühleriyle 1 Nisan itibariyle tekrar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır Sayın Enver Yılmaz. Altınordu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Aşkın Tören seçim çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Başkan Aşkın Tören güne devlet hastanesi ve şehirde bulunan özel hastaneleri ziyaret ederek başladı. Tedavileri devam eden hemşehrilerini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. Altınordu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Aşkın Tören seçim çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Başkan Aşkın Tören güne devlet hastanesi ve şehirde bulunan özel hastaneleri ziyaret ederek başladı. Tedavileri devam eden hemşehrilerini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer ve AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş'la Ordu Devlet Hastanesi ve özel hastanelere giden Başkan Tören, burada hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Hastane ziyaretlerinin ardından kurum ve kuruluş ziyaretlerini sürdüren Başkan Tören, AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer ve İl Başkanı Selman Altaş'ı belediye binasında ağırlayarak birimleri gezdirdi. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağolun. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Günü dolu dolu geçiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve eşi Ayfer Tören, iftarda ve iftar sonrasında da Altınordulularla bir araya gelip 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkan adayı Ulaş Tepe, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Burada yaptığı açıklamada biz insana dokunan, yaşama dokunan, çocuğa dokunan, kadına dokunan işler yapacağız dedi. Biz sadece ve sadece şu anda hedefe kilitlendik. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkan adayı Ulaş Tepe, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Programda İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Tepe, Altınordu'da insana dokunan işler yapacağız dedi. Altınordu ilçemiz Ordu'nun en büyük ilçesi. Yeni dönemde de hem partimizin yetkili kurullarıyla hem
büyük bir ailenin parçası olarak da yeni dönemde Altın Ordu ile ilgili bir yola çıktık. Müthiş bir enerjiyle, müthiş bir sinerjiyle beraber de yolumuzu emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim derdimiz insana dokunan, yaşama dokunan, çocuğa dokunan, kadına dokunan işler yapacağız. Tepe kimseyi ayrıştırmadan yeni dönemde kent için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Biz kazanacağız, hiç kimse kaybetmeyecek. Hep beraber kazanacağız. Oradaki orduyu seven, doğayı seven, çevreyi seven, şehri seven, altın orduyu seven herkesle beraber hep beraber kazanacağız. Bizim asıl derdimiz, asıl amacımız da herkesi kucaklayan bir anlayışla belediyecilik yaptık. Sağcısı, solcusu demeden, ayırmadan, ayrıştırmadan herkesi kucakladık. Başkan adayı Tepe, Altınordu'da öğrencilere beslenme desteğinde bulunacaklarının da altını çizdi. Biz Altınordu Belediyesi olarak yeni dönemde bütün öğrencilerin beslenme desteğini biz sağlayacağız. Yeni dönemde. Evet, bak, kesinlikle. Bunu çok önemsiyorum. Kesinlikle. Bundan sonraki süreçlere göreceksiniz. Altınordu'da herkese kucaklayan, herkese dokunan, iyi işler yapan, güzel işler yapan, kimseyle kavga eden değil. Danışan, dayanışan, konuşan ve herkes tarafından da ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağız. Ünye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Hüseyin Tavlı, ilçeye bağlı Yavi ve Hanyanı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Ünye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Hüseyin Tavlı seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Tavlı ziyaretler kapsamında ilçeye bağlı Yavi ve Hanyanı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlara hitap eden Tavlı, önümüzdeki dönem 500 kilometre beton yol hedefliyoruz derken yerel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. Bizden önceki dönemde 50 kilometre olan beton yol mesafemizi, Ünye'nin tamamından bahsediyorum, şu anda 250 kilometre 5 yılda yaptık. 5 yılda 5 katı kadar beton yolla buluşturduk kırsal mahallelerimizi. Gelecek dönemde sizlerin destekleriyle devam ettiğimiz takdirde oluşturduğumuz beton santrali, konkosör ve ham madde ocağıyla beraber gelecek dönemdeki hedefimizde Allah'ın izniyle 500 kilometre kırsalda beton yolu yapmak. AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynaksa yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ikinci yüzyıl hedeflerinden bahsetti. Örneğin Almanya'da son Merkel gitti, lider yok. Avrupa Birliği'nin içerisinde lider yok. Putin bir lider. Rusya için Allah sizi inandırsın bir de Recep Tayyip Erdoğan. Ya ne yapıldıysa bu adamın döneminde yapılmış. Türkiye 300 yıldır bir tek silah üretemiyordu. Şu anda kendi gemisini, kendi uçağını alıyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Çamaş ilçesinde Edirli ve Söken mahallelerinde ziyaretlerde bulundu. Şanlıtürk burada yaptığı açıklamada Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası'nın sonuna kadar arkasında olduğunu vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Çamaş ilçesinde Edirli ve Söken mahallelerinde ziyaretlerde bulundu. Şanlıtürk'ün ziyaretlerde gündeminde ise 31 Mart yerel seçimleri vardı. Milletvekili Şanlıtürk yaptığı açıklamada Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası'nın sonuna kadar arkasında olduğunu vurgularken 31 Mart yerel seçimlerinde güçlü bir destek istediklerini belirtti. Milletvekili olarak adayımızın da arkasındayız, belediye başkanımızın da arkasındayız, Çamaş'ımızın da arkasındayız. Oy hesabı yapmıyoruz. Belediye başkanımızın dediği gibi arkadaşlar en büyük değerimiz milli birliğimiz, beraberliğimiz. Ben Mahmut Ayparçası'nın kefiliyim. Ben kolay kolay kimseye kefil olmam. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan haftanın son iş gününde Kadımcık Mahallesi'ni ziyaret etti. Türkcan Kadımcık Mahallesi sakinlerinden 31 Mart için destek istedi. Kardeşimin ya Rabbi kalbini mutmain eyle. Amin. İlahi ya Rabbi, bu ümmeti Muhammed'e hizmet etmekte kolaylıklar ihsan eyle. Amin.
Başkan Türkcan bu kez Katımçok için yollara düştü. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan 31 Mart mesaisini ara vermeden devam ediyor. Her gün bir mahalleye misafir oluyor. Her koşul ve şartta Ulubey ve Ulubeyli hemşehrileri için çalışan Başkan Türkcan, Ulubey'in şelalesi ve doğasıyla meşhur mahallesi Kadımcık'taydı. AK Parti Ulubey İlçe Teşkilatı ile mahallede çalmadık kapı bırakmayan İsa Türkcan hem geçmiş hizmetlerdeki memnuniyeti yerinde test etti hem de yeni projelerini mahalle sakinleriyle paylaştı. AK Parti Ulubey Belediye Başkan adı İsa Türkcan bir mahallede daha hizmetleriyle takdirleri topladı. İlçede turizme verdiği değerlerle de adından söz ettiren Başkan Türkcan, Kadımcık Mahallesi için de dün olduğu gibi bugün de taşın altına elini koyacaklarını kaydetti. Evet, bugün Kadımcık Mahallemizdeyiz. Tabii Ramazan-ı Şerif'in başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtulma ayını yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun bugün de Kadıncık mahallemizi hane hane kapı kapı gezerek, dolaşmadığımız yerlerde elbette dolaşacağız. Ben Kadıncık mahallemize gönülden teşekkür ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'ini enişten dileklerimle kutluyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Amin. Bayramda buluşmak üzere diyoruz. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz bu kez Yeşildere Mahallesi'ni ziyaret etti. Eksiklikleri mahalle halkıyla bir bir sıralayan Kiraz, beton yol sözüyle gönülleri aldı. Başkan Kiraz yine gönülleri fethetti. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz bu kez Yeşildere Mahallesi'nde hemşerileriyle bir araya geldi. Başkan Kiraz ziyaretin ardından bir öz eleştiri yaparak Yeşildere Mahallesi'ne beton yol sözü verdi. Büyüklerimize misafirperliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Burada yapmış olduğumuz yollar vardı buraya gelene kadar ama Yeşildere mahallemize haksızlık yapmışız. Burada eksiklerimiz vardı ama bugün onlara, kıymetli büyüklerimize, ablalarımıza, abilerimize söz verdik. 1200 metre bir yolları kalmış. Büyükşehir Belediye'mizin de 1 kilometre yeri kaldı. Biz inşallah bu dönemde onları tamamlayacağız ve bu şekilde onlara bir eksik yaptığımız hizmeti bu dönemde kapıların önüne kadar beton yapacağımızı hem televizyonda da sizlere söyleyeyim, kendimi bağlamış olayım. Eksikliklere rağmen Yeşildere halkının kendilerine tam destek verdiğini kaydeden Kiraz, mahalle halkına sonsuz teşekkürlerini sundu. Ama mütevazi ve kişiliğiyle Yeşildere'li dostlarımız, abilerimiz, burada akrabalarımız da var, duruşuyla bizleri çok memnun ettiler. Bakın, o kadar eksiklerimiz olmasına rağmen yine bizi en iyi şekilde ağırlayıp kötü sözlere, çirkin sözlere olmadı. Yine gayet güzel karşıladılar. Ben onlara ne kadar teşekkür etsem azdır, kendilerine teşekkür ederim. Ama biz de söz veriyoruz ki seçildiğimizde ilk burada onların seçmiş olduğu umutlarla, onların seçmiş olduğu yöneticilere çalışarak o haksızlığı da inşallah gidereyim. İlk buradan başlayacağım ve Hacı amcama da söz verdim kapıların önüne kadar. Ordu Dernekler Federasyonu yönetimi AK Parti Eyüp Sultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken'e nezaket ziyareti gerçekleştirerek 31 Mart yerel seçimlerde başarılar diledi. Ordu Dernekler Federasyonu yönetimi AK Parti Eyüp Sultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan olağan kongrenin ardından Başkan Necati Özdemir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilk ziyaretini Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e yaptı. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri tek tek kendisini tanıtırken aynı zamanda belediye başkan adayı olan Köken'e 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar dilediler. Deniz Köken ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken dernekçiliğin daha farklı vizyonla devam etmesi gerektiğini ifade ederek hemşehrilerinin yanında olduğunu söyledi. Kademe kademe biz her ortamda doğruyu, iyi hizmet yapmayı, kimse kara kaşın kara gözün var diye sen ordumuzun diye bile getirilmez de senin de mutlaka katkın olacak. Nasıl olacak? İşte işle olacak, bilgiyle olacak, beceriyle olacak. Ordu artık her şeyin kalitesini, hizmetin de kalitesini, siyasetin de kalitesini, dernekçiliğin de kalitesini yapmak zorunda. Marka olmamız lazım. Bir ürünümüzle ortaya çıkmamız lazım. Farklı bir şey yapmamız lazım. Baktığımız zaman İstanbul siyasetinde de güzel bir yer. Hem il başkanımız var, hem Sultanbeyli adayımız var, hem burası var derken iyi bir hamlemiz var. İnşallah bu seneyi, bu dönemi iyi geçirdiğimizde bunun nüvelerini bizden sonraki genç ordular daha iyi yaşarlar. Daha güçlü bir vakıf, daha güçlü bir ordu, bu bünyeleri bir araya getirip siz de bu işten para kazanmıyorsunuz, bu işte bulunuyorsunuz, bu iş gönüllü işi. Siz buraya silah soruya tutmuyorlar, siz kendiniz uğraşıyorsunuz, bu saygın bir iş yani.
ORDEF Genel Başkanı Necati Özdemir ise yeni dönemdeki federasyon faaliyetlerine değinirken kökene de 31 Mart yerel seçimleri için destek mesajı verdi. Önümüzdeki seçimlerden sonra inşallah ORDEF yönetimi ve seçilecek diğer başkanlarımızla birlikte bir itişare yapıp ORDEF olarak daha ne yapabiliriz? Bunu daha açıp daha en güzeline ordu tanıtım günlerinin ismini de değiştirecek en güzel nasıl yapabiliriz? Yönetimle birlikte seçilecek belediye başkanlarımızla inşallah en az 3-4 tane belediye başkanımız seçilecek diye düşünüyoruz. Daha güzel şeyler çıkarırız diye düşünüyorum. Her ilçedeki hemşerilerimizin yanında olacağız. Böyle devam edeceğiz. Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye Ordular Derneği ortaklığında iftar programı düzenlendi. Ümraniye'de Ordular İftarda Buluşuyor isimli programa katılım yoğun oldu. Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye Ordular Derneği işbirliğinde Ümraniye'de Ordular İftarda Buluşuyor programı düzenlendi. Düzenlenen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Milliyetçi Hareket Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Seyfi Sönmez, meclis üyesi adayları Süleyman Arslan, Yaşar Karataş ve çok sayıda ordulu katıldı. İftar öncesi protokol üyeleri açılış konuşmasını gerçekleştirdi. İnşallah Kadir Gecesi'ne hep beraber huzur ve mutluluk içerisinde ulaşırız. Mevlam ulaşırız hepimizi. Ondan sonra da bayramı beraber yaparız. 31 Mart bayramını beni de unutmayın. Ordu'la sizi seviyoruz. Bugün günlerle günlerden ordu diyoruz. Tabii bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Hep beraber Cumhur İttifakımızla beraber gerek Türkiye'de, gerek İstanbul'da, gerek ise Ümraniye'de 31 Mart gelen konuşmaların ardından oruçlar açıldı, hasbihal edildi. Toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi. Evet sevgili izleyenler, bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik mutlu akşamlar. We'll be right back.